Kanalıma hoş geldiniz. Kazı yani şimdi de selam. Turkcell T60 modeli SIM kartla hafıza kartı nasıl takılıyor? Onu sizinle paylaşacağım. SIM kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için SIM kızağa zarar vermiyor. Bu kendi iğnesi. Bu da dikiş iğnesi. Dikiş iğnesi gördüğünüz gibi ucu çok sivri. Ya da toplu iğne. Uçları sivri olduğu için cihaza zarar verebilir. Hemen deneyelim. Takıyorum şöyle yuvaya. Açabilmeniz için biraz bastırmanız gerekiyor. Bastırdığınız zaman da ucu sivri olduğu için telefona zarar veriyor. Telefonunuz garantiliyken garanti dışı yapabiliyor. Bunu ücretsiz karşılıyorsunuz. Yani kullanıcı hatasına giriyor. Bilginiz olsun. Peki iğnem yok, ne yapabilirim? İğne olmadığı zaman geçici olarak dikiş iğnesi ya da toplu iğne. Ucu pensele kesiyorsunuz. Ya da bir taşla sürterek köretiyorsunuz. Geçici olarak açabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hemen kendi iğnesiyle açıyorum. Takıyorum yuvaya. Biraz bastırmam gerekiyor. Şöyle yaylı olduğu için atıyor zaten. Bu SIM kart yuvası mikro kullanılıyor. Alttaki ise hafıza kartı yeri ya da SD kartı ya da bellek kartı. Bunların hepsi aynı isim. Kafanız karışmasın. Hadi şöyle bunu da bastırdık. Bunu da çıkarıyorum. İlk önce hafıza kartı takıyorum. Hafıza kartı standart zaten. Bunlar hepsi aynı. Manyetik yeri arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Şu şekilde. Evet, hafıza kartı taktık. Gelelim SIM karta. Eğer ki SIM kartınız şöyle eski bir SIM kartıysa, cipleri çok geniş, şöyle gördüğünüz gibi manyetik yeri. Hemen deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi bu büyük geliyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Küçültmemiz gerekiyor. Kimi makasla yapıyor, kimi pensele yapıyor, kimi bıçakla yapmaya çalışıyor. Tabii bu şekilde yaptığınız zaman ya telefon içine kaçırıyor ya da sıkıştırıyor onu. Sıkıştırdığı zaman da açmaya çalışıyor ya da çıkarmaya çalışıyor. Hem telefona hem karta zarar veriyor. Yani bu şekilde hata yapmayınız. Peki ne yapabilirim diyorsanız, diyelim eski bir kartınız var. Eski kart olduğu zaman bunu taşıma yapabiliyorsunuz. Eğer ki aceleniz yoksa, taahhütünüz de yoksa, diyelim Türk Telekom taahhütlü değil, yani faturalı hat değil, aceleniz de yok. Ne yapabilirsiniz? Taşıma yapabiliyorsunuz. Yani 3 gün içerisinde kendi hattınıza devam ediyorsunuz. O zamana kadar size bir mesaj geliyor. Mesaj geldiği zaman yeni kartınızı takıyorsunuz. İndirimli bir şekilde dakika internet SMS alıyorsunuz. Ve 5 kuruş para vermeden 4,5 GB uyumlu bir SIM kartı. Aynı zamanda yeni nesil bir SIM kartı alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani 3 boyutlu şu şekilde bir kart alıyorsunuz. Herhangi bir ücret vermiyorsunuz. Peki benim acelem var, ne yapabilirim? Acele olduğu zaman yedeği alabiliyorsunuz. Yedek nasıl oluyor? Yedek hat Vodafone iken Vodafone mağazalara uğrayarak ücret karşılığında alabiliyorsunuz. İçinde dakika internet SMS'iniz ne varsa onlar geri geliyor. Fakat numaralar geri gelmiyor. Bilginiz olsun. Ha, hat Vodafone ya da Turkcell'ken ikiz hatı da alabiliyorsunuz. İkiz hat şöyle oluyor. Aynı para veriyorsunuz. Şöyle. Diyelim bir hatı tuşlu da kullanıyorsunuz. Diğer hatı akıllı telefonda kullanıyorsunuz. Yalnız tuşlu telefonu takarken akıllı telefonu kapatmanız gerekiyor. Akıllı telefonu takarken tuşlu telefonu kapatıyorsunuz. Zaten o yönde bizim videomuz var. Onu da izleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. O da ayrıyeten bir özellik. Ama hatırınız yeni nesil bir kartsa direkt takabiliyorsunuz. Hemen elimdeki 3 boyutlu yeni nesil bir kart. Şöyle çıkarıyoruz göbeğini. Bu böyle mikro oluyor. Böyle çıkardığınız zaman nano oluyor. Hemen deneyelim. Takarken de yerine çerçeve oturması gerekiyor. Çünkü oturmadığı zaman telefonun içine kaçabiliyor ya da sıkışabiliyor. Dikkat edin lütfen. Hemen kesik tarafı arkaya doğru, kesik tarafa gelecek şekilde takıyoruz. Şu şekilde. Hemen takıyoruz. Acele etmeden. Evet, gördüğünüz gibi. Turkcell T60 modeli SIM kartla hafıza kartı bu şekilde takabiliyorsunuz. Bir de telefoncularda şöyle makineleri var. Diyelim takıyorsunuz şöyle. Aslında tavsiye etmiyorum ama geçici olarak kesebiliyorsunuz. Şöyle. Bu
şekilde kesiyor. Hemen örneği de burada hemen ekrana gösteriyorum. Şurada gördüğünüz gibi cip yeri, manyetik yeri kesilmiş. Çite numaranız varsa o numara bir daha alamayabiliyorsunuz. Hani okumayabiliyor. Bilginiz olsun. Hata yapmayın. Bir de makine kalın kestiği zaman yuvaya takıyorsunuz. Yuvaya sıkışabiliyor. Ya da telefon içine kaçıyor. Bilginiz olsun. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.